Gelişim psikolojisiyle devam ediyoruz. Ödünleme, diğer bir ismiyle telafi, bir alandaki eksikliği başka bir alanda abartılı yaşayıp gidermek. Gerileme, ego bir duyguyla veya bir durumla baş edemezse önceki evrelere döner. Hayal kurma, hayal kurup rahatlar. Bedenselleştirme, panik atak, kalp krizi geçiriyormuş gibi hisseder. Ketlenme, misal korktuğunda kasılıp kalır. Polyanacılık, her şeyin iyi yönünü görür. Çilecilik, diğer bir ismiyle asetizm, polyanacılığın tam tersi, ergenlikte çok görülür. Duygusal izolasyon, kişi duygularından çok etkileniyorsa hiç etkilenmiyormuş gibi yapar. Yani kendini tüm duygulardan soyutlar. Dışsallaştırma, psikanaliz, fobi ve korkuları böyle açıklar. Terlikten, ağaçtan korkma gibi. Bölünme, olayları sanki sizin içinizde başka biri yaşıyor gibi yaşamaktır. İlerlemiş hali kişilik bölünmesidir. Entelektüelizm, duyguları bile akıl ve mantıkla açıklama. Özgecilik, altruizm diğer bir ismi. Sürekli fedakarlık yapan. Kopma, çözülme, kişinin çocukluğu kötü geçtiyse çocukluğundaki belli anıları siler. İlerlemiş hali ciddi anlamda psikiyatrik bozukluktur. Özdeşleşme, bir özelliği veya gruba kendine aşırı ait hissetme. Saplantı, hayat boyu bir duygu, düşünce ya da harekete kilitlenip kalmak. İlkel idealleştirme, küçük bir şeyi aşırı abartmak. Değersizleştirme, okuyamamış biri okuyanlara adam değiller mesela. Bunlar psikodinamik kuramda ego savunma mekanizmalarıdır. Not: yansıtma ve neden bulmanın ayrımı. Yansıtmada mutlaka karşı tarafa suç atma, küçümseme vardır. Psikoseksüel kuram, Freud ve yaşla beraber aşama aşama inceler. Her bir evre duygunun kazanılması için kritik dönemdir. Oral dönem sevginin, anal dönem bağımsızlığın, fallik dönem vicdan ve cinselliğin kazanılmasında kritik evre. Oral dönem ağız, anal evre anal kaslarla, fallik evre cinsel organ, cinsellik ve saldırganlık duygularının tatmin edildiği bölge. Dedik, bunlar dedik cinsel ve saldırganlığın duygularının tatmin edildiği bölge. Saplantı, fiksasyon, hayat boyu bir düşünceye, hareketi ya da duyguya kilitlenip kalmaktır dedik. En önemli evre fallik evredir. Burada kişiliğin en önemli parçalarından biri olan süperego oluşumu tamamlanmakta, cinsel kimlik oluşmaktadır. Dolayısıyla kişilik hemen hemen tamamlanır. Oral evre 0 ile 1,5 yaş arası sevgi duygusunun kazanılması için kritik dönemdir. Ego yön değiştirme mekanizmasını kullanarak hem cinsel hem de saldırganlığı ağızla boşaltır. Sevgi duygusunda saplantı olduğunda kişi bencil olur, aşırı romantik olur. Sevgide saplantı iki cinsel sapmaya yol açar, sadizm ve mazoşizm. Süperego gelişimi ise sadizmin yüceltilmiş hali küfürbaz, alaycı, mazoşizmin yüceltilmiş hali de karamsar, kendini aşağılama bu şekilde yansır. Şimdi anal evreye geçelim. 1,5 ile 3 yaş arası. Evredeki saplantı kişiye aşırtsız ya da çok dağınık olur, ya çok cimri ya da savurgan olur. Biriktirme hastalığı, bu hastalığın yüceltilmiş hali koleksiyonculuk. Kişi çevresindeki herkese karşı çok şüpheci olur. Fallik evre 3 ve 6 yaş arası. Freud'un en önemli evresidir. Cinsel kimlik oluşur. Süperego gelişimini tamamlar. Dolayısıyla kişilik oluşumu büyük ölçüde tamamlanır. Bu evrede çocuklar cinsel organlarını fark eder ve cinsel organlarıyla oynamaya başlar. Oidipus, erkek cinsel organını fark edince anneye yönelir. Babadan korkar. İdişlik, kotastrasyon korkusu yaşar. Erkek çocuk bu korkuyla baş edemediği için çocuk anneyi bırakıp babayı kendiyle özdeşleştirir. Böylece cinsel kimlik kazanılır. Babayla özdeşirken ahlak ve toplum kurallarını da içselleştirir. Özdeşleşme taklit ya da model alma ile karıştırılmamalıdır. Özdeşleşme karşındakinin kişilik özelliğini abartarak içselleştirmektir. Çocuğun babası sinirli ise çocuk daha da sinirli olur. Elektra kız cinsel organlarını fark edince babaya yönelir. Annesinin kişilik özelliklerini abartıp içselleştirir. Evredeki saplantı cinsel soğukluk, vajinismus, enses ve benzeri ruhsal şeyler, hayaletten korkma. Bu dönemdeki saplantı aşırı kıskanç kişilik yapısı oluşur. Fanatik kişilik özelliği, kadınsa erkek veya erkeksi kadın ortaya çıkar. Karşı cinsi idare etmede problem yaşarlar. Latent, yani gizli evre 6-12 yaş arası. Çocuk okul ve oyunla enerjisini boşaltır. Oyun terapisi Freud'a aittir. Eğer yeterince oynamazsa strese dayanıksız olur. Genital evre ise 12 ile 18 yaş arası. Fallik evrede kazanılan cinsel kimlik ve süperego'ya göre yaşamının uygulamaya geçildiği yerdir. Genç için cinsellik ilgi odağıdır. Önceki evrelerle ilgili çözemediği problem burada ortaya çıkar.